Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Fatih. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne var ne yok? Arkadaşlar şu anda New York'tayım. New York'tan kayıt alıyoruz. Böyle ufaktan size New York'u göstereyim. Bu arada herkese merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Bu kelimeleri kullandığım zaman bazı arkadaşlar bunları yorum olarak yazıyorlar böyle alt tarafa. Değişik oluyor arkadaşlar. Neyse. New York'tayım. Kaliforniya'dan buraya geldim. Yeni bir video ve bu videoda Z rapor olacak arkadaşlar. Size bir Z raporu yapacağım. Eve gidiyorum. İstikamet F. Yolumuz uzun. Şu anda saatim bulunduğum yerde, yani New York'ta 12. Ama tahminim 2-3 gibi evde olurum diye düşünüyorum. Dayıcım ne yapıyorsun ya? Ah. Neyse. Çıktık. Gidiyoruz. Neyle alakalı yapacağım açıkçası bilmiyorum. Genel olarak konuşacağım. Videonun ikinci bölümü. İkinci bölüm derken şu anda New York'tayım. Biraz sonra kapatacağım. Şirkete gittiğim zaman küçük arabayı alırken ufak bir görüntü alacağız. Ondan sonra küçük arabayı aldıktan sonra yolda giderken sizlerle gevezelik yapmaya devam edeceğim. Sadece vlog tarzında gevezelik dolu bir video olacak arkadaşlar. Bala 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 bala. Hızlı hızlı konuşuyoruz ya. Tabakhaneye laf yetiştiriyorum. Neyse. Ya bu en son videoyu yayınladım. Ben bu kadar yararlı video. Şimdi bazı şeyler var biliyor musunuz? Ya bir video yapıyorum. Tamam, böyle özeniyorsun falan. İşte bu tutacak, bu çok iyi olacak diyorum. Komik bir durum oluyor. Ve video hiç tutmuyor, hiç izlenmiyor. Neyse. Son yayınladığım video gerçekten bilgi anlamında. Hani burayı merak eden, burada bu işler nasıl oluyor vesaire tarzında bu olayları merak eden arkadaşlar için soru cevap şeklinde Mehmet'le beraber çok güzel bir video hazırladık. Ama şok. Bugün ikinci gün mü? Üçüncü gün. Bugün cumartesi. Pardon, pazar. İkinci gün. Yani video 4000'e gelmedi ya. Artık yani yararlı videolar niye böyle boşa gidiyor anlamıyorum. Böyle hani abuk subuk drone uçurduğum zaman falan tamam, güzel görsel olarak, güzel prodüksiyon olarak belki güzel oluyor ama bilgi açısından bu geçtiğimiz, yani en son yayınladığım Mehmet'le beraber yaptığımız o söyleşi gerçekten güzel oldu. Birçok soruyla cevaplandırdık ama ilgi çekmiyor ya. Böyle ya illa başlığını falan böyle çok gizemli, resmini böyle çok merak edici bir resim koyarsak, fotoğraf koyarsak insanların ilgisini çekiyor. Aksi takdirde ne kadar yararlı iş yaparsan yap tutmuyor. Yani başlığını herhalde şey yazsaydım, burnuma salyangoz soktum yazsaydım milyonlarca izlenirdi herhalde. Neyse. Ya bir de garip bir durum var. Mesela bazen bir konu anlatıyorum. Videonun içerisinden böyle bir konudan, o bulduğum konudan. Hemen arkadaşlar New York'tayız. New York'ta olduğumuz için ne yapıyoruz? Böyle yolu vermezler. Yolu bizim almamız lazım. Hemen dalıyoruz araya. Şöyle daldım. Birini ucunu soktun mu geri kalan mecburi izin veriyorlar arkadaşlar. Neyse. Neden bahsedeyim ya? Arada sırada böyle konuyu bir değiştiriyorum. Tak kilitleniyoruz ya. Ne, burnuma salyangoz soktum deseydim insanlar böyle milyonlar herhalde vurur izlerdi. İzlenirdi. Şimdi izlenmiyor. Bir garip bir durum. Ya pazar günü bu trafik nedir arkadaş New York'ta ya? Yapmayın arkadaşlar. Gidin yatın ya. Bugün de mi trafik? Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil? Neyse. Bazen böyle ilgi çekici başlıklar yapıyorum. Başlıklarda işte genelde videonun içerisinde anlattığım konulardan buluyorum. Yani o konularla alakalı oluyor. Adam bir giriyor. Mesela bir polisle olan bir hikayemi anlattım. Mesela bir video daha yapacağım. O da örnek olacak size. Şimdi polis olan hikayemi anlattım. Polise yakalandım. Sabaha kadar dayak yedim falan. Vay! Clickbait yemin ya arkadaş. Gerizekalı mıyız biz? Polise yakalandım. Dayak yedim. Elimde de kamerayla dur dedim. Polis amca. Vur bana. Kamerayla da çekeyim, güzel bir vlog olsun, ben bundan izlenme yakalayacağım. Ya biraz beyin arkadaşlar, hakikaten beyin lazım. Bu abuk subuk konuşanlar için söylüyorum bu kelimeyi. Biraz beyin ya. Hani mantıklı düşünün. Kalkıp polisten dayak yerken ben video çekecek halim yok. Öyle bir videonun olacağı hali yok. Yani bu tarz bir video yayınlamadığımız zaman da videonun içerisinde daha doğrusu bulduğum başlıktan o anda olduğunu düşünmek, ya o sizin probleminiz, yani anlayanlardan bahsediyorum. Adam kızıyor, vay diyor, sen böyle bir şey yaptın diyor, dayak yemedin diyor. Video bu clickbait, yani tıklanma videosu. Arkadaş normal başlık atıyorsun, izlenmiyor. Konuyla anlattığın konunun içerisinden başlık seçip anlatıyorsun, o zaman da o anda olmadıysa clickbait diyor. Yani sürekli bir laf atma derdi var. Neyse, önemli değil tabii, bunları artık ne yapıyoruz, takmıyoruz, işimize bakıyoruz. Sadece
Demek ki bir başlığa, bu seferki videonun başlığına burnuma salyangoz soktum dedim ya şu anda. Başlığı da öyle koyacağım. Bakalım ne kadar izlenecek. Yok yok, öyle bir şey yapmayacağım da. Yani öyle yapsam biliyorum izlenecek. Ama saçma sapan bir video olacak. Bu sefer de kendimizden kaybedeceğiz. Neyse. Bir önceki videoda bazı mesleklerden bahsettik Mehmet'le beraber. Ama bu arada bana gelen sorular oldu. İşte oraya geldiğimiz zaman hangi tür meslekleri yapabiliriz diye meslekleri çok sordular. Hatta bir Faik, buradan selam olsun, iki de bir bana yazıyor. Faik'in bir sorusu da vardı. O soruya da cevap vereceğim. Meslekler arkadaşlar, buraya Mehmet'le de beraber yaptığımız videoda söylemiştim. Amerika'ya geliyorsanız ya her halükarda ne olursa olsun dandik daha iyi olsa kalifiye bir eleman olun. Kalifiye bir eleman. Yani nedir kalifiye elemandan kastım? Ya bir şey yapın. Hani bir fotoğrafçılık yapın. Bir mesela Faik sormuş bana. Amerika'ya gelsek dalgıçlık mesleğim var. Su altında işte batık çıkartabiliyorum falan filan. Bu tarz şeyler mesela yapılabiliyor. Yapabiliyorum ama İngilizcem yok. Gelsem ne yaparım? Ya meslek çok geçerli bir meslek. Meslek mükemmel bir meslek. Ama dil yoksa iş de yok. Ya bu kadar basit. Burası Amerika. Ha, dilsiz yapabileceğiniz işler var mı? İlk geldiğin zaman var tabii. Klasik Türklerin yanında çalışırsın. Onlarla beraber bu çok büyük bir zarardır. Bu akıllıca bir iş değildir ama mecbursun, ilk başta alışana kadar böyle olur. Gidersin bir Türk'ün yanında çalışırsın. Türklerin de yaptığı genelde ilk gelinen işler şunlardır arkadaşlar. Başlıca restoran, inşaat, boya. Hani inşaat, o da inşaata girer de ama boya, dış cephe, iç cephe, yani bunlar bir de inşaat olduğu zaman bir de bina yapma mevzusu var. Bunlar genelde Türklerin yaptığı en basit işlerdir. Hatta hiç mesleğin yoksa gidip bu işlerde çalışıp bir, yani 6-7 ayda da öğrenebilirsin. Hani tamam, meslek diye de geçiyor ama çok da kalifiye olduğunu ben düşünmüyorum. Ha, gerçekten bu işi yapan, dört dörtlük yapanlar vardır. Ona lafım yok ama adam gelmiş mesela 40'tan 50'den sonra hiç meslek yok, hadi atlıyor o işi öğreniyor ve meslek ediniyor. O işlerde iyi para var. Ama dil olmazsa arkadaşlar bir yere kadar yapar, bir yerde duvara çarparsınız. Bu kesin bir şey arkadaşlar. Dil buradaki en önemli şey. Çünkü orada kamera beep yaptı, kameranın hafıza kartı dolmuştu herhalde, boşaltmadık, o yüzden böyle beep yaptı. Neyse. Dil olmadığı sürece hangi mesleği bilirsen bil, hangi mesleği bilirsen bil, ya gerçekten burada iş yapamazsın. Yani çok zor, çok zor. Gerçekten zorlanırsın. Zorlanmaktansa bir şeyler gelmeden önce, buraya gelme gibi planın varsa gelmeden önce hazırlığını yapıp en azından bir altyapıyı yapacaksın dilde. Benim gibi daldan düşme gelme. Yani ben bir geldiğimde burada sıfır İngilizce vardı ve bu büyük bir zarar. Bu büyük bir kayıp. Mesela Mehmet dedi ki ben 4 sene Türklerin yanında çalıştım. En son işten çıktığımda işte yes no ve no diyordu diye biliyordum. Başka bir şey bilmiyordum. Aynı mevzu benim başıma geldi. 2 sene bir Türklerin yanında çalıştım. Ta ki böyle bir Amerikalılarla muhatap olana kadar aynı onun gibiydi. Yes ve no diyordum ama yes neye, yes neye, no onu bile bilmiyordum. Yani o kadar kaybımız oluyordu arkadaşlar. O yüzden burayla alakalı planları olanlar mutlaka ama mutlaka İngilizce olması lazım. İngilizce yoksa Türkler ne yapıyorsa iş olarak siz de onu yaparsınız. Genelde insanların hani buraya geldiği zaman işte restoranlarda çalışıyorlar. Boyalarda, boya yapmada, binada, dış cephe, iç cephe boyalarda çalışıyorlar. İnşaatta çalışıyorlar. Bunlar ilk giriş meslekler. Ama onun dışında marangozluk geçerli bir meslektir. Şoförlük, yani tamam çok aranılan bir şey değil ama geldiğin zaman geçerli bir meslektir. Mesela ben geldiğim zaman yoktu, keşke olsaydı. Şu anda olan bir sistem. Türkiye'de de ufak ufak girmeye başladı. Uber diye bir sistem. Burada da Uber, Lyft, böyle taksicilik sistemi. Kendi arabanı alıyorsun. Kendi arabanla beraber telefonda bir application var, onu yüklüyorsun ve taksicilik yapıyorsun. Bu arada trafikteyim arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyorum, rahatım yani. Taksicilik yapıyorsun bu şey. Bu taksicilik yaptığın zaman ne oluyor? Kendi araban. Kimse sana karışmıyor. Doğal olarak Amerikalılarla muhatap olmak zorunda kalıyorsun. İster istemez dil öğreniyorsun. Ha, çok fazla dile ihtiyacın var mı? Yani çok astronomik derecede bir İngilizcen yok. Mühendis değilsin. Ama mutlaka İngilizcen az çok olması gerekiyor. Kardeşim geldi geçen sene. Ona bir araba aldım. Mazda 5 diye bir araba. Mazda 5 böyle minibüs tarzı çok güzel de bir araba. Yandan sürmeli kapılı. Hatta annem babam da geldi. O arabayı ailece kullandık. Mükemmel bir araba. Arabayı kardeşime verdim. Kardeşim taksicilik yaptı o arabayla. Burayı bilmez etmez. Ha tamam, İngilizcesi var benim kardeşimin. Haktan'dan bahsediyorum. Müziklerimi yapan kişi. İnsanlar soruyor. Müzikler nereden geliyor? Nereden bu müzik? Müziğin adı ne? Nereden bulabiliriz? Haktan Yıldırım arkadaşlar. Kardeşim. Müziklerimi o yapıyor. Geçen sene geldi. O üniversitede mütercim tercümanlık okuyor. İngilizcesi yeterince var. Geldi. Çok da rahat bir şekilde. Verdim arabayı. İlk bir gün, belki iki gün işi öğrenmekle geçti. Ha bu arada işi öğrenmek derken Ahmet'ten Mehmet'ten öğrenmiyor. Direkt kendi öğreniyor. Çünkü cep telefonu basit. Ve başladı. Gidene kadar
yani rakam söylemek ne kadar doğru olur ama yaklaşık 10 bin dolara yakın para, 3-4 ayda 10 bin dolara yakın bir para kazandı gitti adam. Yani burada bu parayı kazanabilirsin. Ha, tabii ki bunun bir süresi var. Bir de Haktan'ın şöyle bir kârı vardı, arkasında abisi olduğu için en azından masrafı yoktu, gideri yoktu. Burada olursan bir de giderin olacak. Çünkü insanlar hani hep her şeyi 4 ile çarpıyor. Şimdi 10 bin dolar dediğin zaman vay ne büyük para diyorlar. Ama ona göre de mesela bir evin olduğunu düşün, 1000 dolar kiram var. Arabanın sigortası var bilmem ne. Yani bunların her biri de ona göre pahalı olan şeyler. Ha tabii bunları bizim ufaklık ödemedi. Abisi sağ olsun. Ama bu mesela yapılacak mesleklerden birisidir. Boya işini ben hiç yapmadım. Boya veya inşaat işini. Ama yapan arkadaşlar çok fazla Amerika'da, çok fazla varlar. Bundan dolayı buraya gelip o işi de çok rahatlıkla arkadaşlar yapabileceksiniz, yapabileceğiniz mesleklerden birisidir boya işi. Bir arkadaşım vardı şu anda Kanada'da. Aynı mahalledeydik, aynı lisede okuduk, sonra aynı üniversiteye gittik. Hatta bir senede ev arkadaşlığı yaptık, sonra anlaşamadık, ben ayrıldım oradan da. Şu anda arkadaşım Kanada'da. O da mesela benim gibi elektrik okumuştu lisede, üniversitede. Ama en son Kanada'ya gittiği zaman bu arkadaşım, o da aynı benim gibi bu mesleği icra edemedi. Çünkü büyük bir sıkıntı oluyor. Yani yeniden okula gitmen lazım, dilin yok, olmuyor. Geçindirmek zorunda olduğun sıkıntılı, yani bir evin var, onu karşılayabilmek için arkanda bir desteğin olması lazım. Bunlar yoksa doğal olarak hayata atılıyorsun. Hayata atıldığın zaman dur ben bir daha baştan okuyayım deme gibi bir şansın yok. Yani böyle olduğu için de kayıp gerçekten büyük oluyor. Yani biraz kayıp, nasıl diyeyim, zaman kaybı gerçekten büyük oluyor. Amerika'daki en büyük şey zaman. Zaman burada Türkiye gibi değil arkadaşlar. Burada insanlar yani hayat çalışmaktan ibaret. İnsanları, arkada eşin dostunu bile zor görürsün. Gerçekten burası, yani Avrupa'da öyle. Yani çalışma ülkesidir buralar. Mesela ben kendi eşimi bile zor görüyorum. Arkadaşlarımı çok zor görüyorum. Böyle onların tatil günü benim tatil günüme uyacak vesaire. Yani bunlar sıkıntılı şeyler. Ondan dolayı yani geleceğiniz zaman bunların buraya gelmek için plan yapan arkadaşlar için söylüyorum. Bir de bazı şanslar, green card çıkması lazım ya da öğrenci olarak gelebilmesi lazım. Ama ne olursa olsun arkadaşlar, altyapınız olsun, İngilizce olsun, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizler çekmeyin. Şimdi elemanın birisi diyor ki, abi diyor senin İngilizcen diyor çok gero, yani sokak şeyi. Baba normal, yani bizim İngilizce from sokaktan, yani sokakta öğrendik biz İngilizceyi. Ben okula gitmedim, geldim burada insanların içine girdik ve ister istemez zorunlu kaldıkça İngilizce konuşmaya çalıştık. Yarım konuştuk, eksik konuştuk, bazen söylediğimiz yanlış anlaşıldı, bazen biz yanlış anladık. Evet'e hayır dedik, hayır'a evet dedik. Bunlar bizim başımıza gelen büyük büyük sıkıntılardı. Ama zaman içerisinde zorunlu kaldıkça, konuştukça biz bu dili öğrendik. Ben biz derken hani genel olarak benim gibi olan insanlardan bahsediyorum. Ve bana birisi gelip de bir İngilizce öğretmedi. Ha şunu her zaman söylüyordum Amerikalı arkadaşlarıma. Ya ben yanlış konuşuyorum. Yanlış konuştuğum zaman çekinmeyin, beni düzeltin. Bak burada yanlış konuşuyorsun deyin ve doğrusunu da söyleyin, ben onu tekrarlayayım. Ve ilk öğrendiğim kelimelerden biri how do you say, how do you call. Yani nasıl söylenir, nasıl söylerim, nasıl çağrılıyor, yani kelimenin şeyi ya da how you guys pronunciate, yani nasıl söyleniyor, nasıl aksanı var, bunu bana söyleyin de insanların üzerine vurdura vurdura belirtiyordum ki onlar da bana tekrarlasınlar ve onların tekrarıyla ben de yanlışlarımı düzeltebileyim. Ve bundan hiçbir zaman çekinmem. Yani çekinmeyin, ben çekinmedim. Cem Yılmaz'ın bir lafı var. Çok güzel bir şey aslında. Ya diyor Amerikalı geliyor diyor. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun falan. Ben onun gibi söyleyemiyorum. İzler bakarsınız. İşte ben gitmek İstanbul diyor adam. Bizim Türkler seviniyor. Vay diyor adam diyor, Türkçe konuştu. Benim örneği var. Benim daha önce bir kanalım var. Zenci bir arkadaşım var. Orada mesela ona Türkçe konuşturuyoruz. İnsanlar o zaman diyor. Ya işte ne güzel zenci diyor, Türkçe konuşuyor. Halbuki iki kelime söylüyor. Söylediği kelimenin anlamını bile bilmiyor ama bizler seviniyoruz. Fakat biz konuşurken tribe giriyoruz. Acaba ben doğru konuşabiliyor muyum? Ya ne gerek var arkadaş? Burası, özellikle Amerika için söylüyorum. Belki İngiltere'de yaşayanlar farklıdır. Amerika için söylüyorum. Burası arkadaşlar toplama kampı. Toplama kampından kastım nedir? Her yerden insanlar. Hiç kimsenin konuştuğu İngilizce asıl gerçek İngilizce değil. Zaten 3-5 kelimeyle konuşulan bir dil. O yüzden hani asıl İngilizce 3-5 kelime demiyorum. Burada konuşulan İngilizceden bahsediyorum. 3-5 kelime bilsen yeterli oluyor.
O yüzden çekinmenin de anlamı yok. Çünkü bundan dolayı bizim Türkler özellikle geri plan yapıyor. Konuşmak istemiyor. Böyle boynu bükük. Konuşursam işte kötü olur. Yani ne konuş kötü olacak arkadaş? Bırak konuş gitsin. Özellikle alışveriş zamanlarında benim mantığım oydu. Giderdim alışverişe. Mesela koltuk diyeceğim. Koltuk örneği gerçek bir örnektir. Benim yaşadığım bir şey. Aldım arabayı. Arabayı derken benim arabam değildi. Tanıdık bir arkadaşın arabasını aldım. Alışverişe gittim. Kendime bir koltuk alacağım. Bu masalardan dönen koltuklar var ya onlardan. Hiç İngilizcem yok. Arkadaş dedi ben de geleyim. Yok dedim gelme. Ben gideceğim. Gideceğim alışveriş yapacağım. Alışveriş dedim bir koltuk alacağım. Alacağım şey belli. Gittim. Yamyamca ya. Hiç İngilizcem yok. Yamyamca tarif ettim. Baktım anlamıyor. Birader dedim gel. Gel dedim ya sana göstereceğim. Aynen böyle konuşuyorum arkadaşlar. İngilizcem İngilizce yok. Tabii kammam diyoruz. O zamanlar artık o kadarını da biliyorduk. Kam diyorum kam gel. Göstereceğim sana diyorum. Gösterdim bak dedim ben bunu istiyorum koltuk. Ama bu değil dedim. Katalogda başka bir tane ben gördüm. Bana katalog ver. İşte kağıt dedim böyle kağıt gösteriyorum. Bana kağıt göster. Paper diyorum paper. Paper da normal kağıt demek paper ama aslında mesela onun broşür demek falan farklı bir şey ama anlatmaya çalıştığım Tarzanca konuşuyorum. Tarzanca konuştukça doğal olarak insanlar sana bir şey satacak ya seni anlamak zorunda. Anlamak için ne yapıyor? Daha doğrusu parayı kazanmak için ne yapıyor? Bin bir türlü maymunluğu o da yapıyor ve seni anlıyor. Oradan derdini anlatıyorsun ve alacağını alıyorsun. Sonra alan memnun, satan memnun. Ama benim şahsi memnuniyetim de şu, bir şeyi başarmak ve o önümdeki, kendi içimdeki ön yargıyı kırmak. Ben İngilizce bilmiyormuşum. Bilmiyorsam bilmiyorum. Çok önemli değil. Yani ne İngilizce bilenler var. Buraya geliyor adam işte ben mühendisim diyor. İşte geliyor Allah'ın izniyle peygamberin kavliyle mühendislik pozisyonunuza talibim diyor adam. Yani öyle ben talibim dediğin zaman gel birader mühendisliği sana veriyoruz. Hiç kimse ama hiç kimse demiyor arkadaşlar. Ya böyle böyle insanlar gerçekten Amerika'ya geliyor ve beni hakikaten bazen geliyorlar. Ben mühendisim. Ne yapalım mühendis sen? Senin gibi kaç tane mühendis var burada? Bunu ben bizzat bildiğim insanlara söylüyorum. Bir tane eleman vardı. Eleman geldi işte ben engineer'ım diyor. Okey onu ezberlemiş o kadarını biliyor. Bölüm ne diyor? İşte communication diyor işte hani telefon, telekomünikasyon mevzusunda ve daha doğrusu aslında IT işin özünde. Onu anlatıyor. Baba communication diyor yani konuşmak, bağlantı sağlamak vesaire. Ama herif iki kelimeyi bir araya getirip Türkçeyi bile konuşamıyor ki kaldı İngilizce. Şimdi bu mantıkla geliyor ama zihniyet şu. Ben mühendisim diyor. Bu zihniyet Türkiye'de olan bir zihniyet. Meslek ayrımı mesela Türkiye'de olan şey. Burada olan bir şey değildir. Yani burada çöpçü de değerlidir. Tır şoförü de değerlidir. Ha, tabii ki çalıştığın pozisyonda aldığın para sana belki ekstra değer katabilir. Ekstra değer katabilir. Ama o seni kendi içinde katar. Kimse sana demez mesela kaç para kazanıyorsun. Bu Türkiye'de vardır. Mesela bilmem nenin oğlu şu kadar maaş oluyor diye sürekli kulağınıza gelir. Burada gelmez. Burada duymazsınız kolay kolay. Ha burada şu vardır. Türklerden bir ihtimal duyarsın. Çünkü Türkler o Türkiye'de kalan alışkanlığı buraya taşıdıkları için kim kaç para yapıyor bunu çok merak ederler. Sorarlar. Burada hala bu geçerlidir. Ya, Türkler için söylüyorum ama bir Amerikalı sana kaç para yapıyorsun diye kolay kolay sormaz. Hatta bazen onların kazandığı paraları duyarsın, ha buna mı çalışıyorsun dersin. Yani bazı alışkanlıkları Türkiye'de de bırakmak gerekiyor. Bir şeylere buraya geleceksen gözü almak gerekiyor. Kalifiye olmak gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Direkt böyle daldan düşmek mantıksızca. Nereye gideceğim? İşte geliyor hangi şehre gideceğim? Araştır baba. İnternette çok dokümanlar var. Böyle bir ciddi bir işe atılıyorsan, ciddi bir hayat kuracaksan araştır. Nereye nasıl gidebilirsin? Nerede, hangi hayat daha makuldür? İş imkanları hangi şehirde daha fazladır? Senin mesleğin ne? Ve o meslekte olan en popüler state ya da eyalet hangisi? Bunları araştır. Gelmeden önce araştır. Adam mesela hiçbir şey araştırmıyor. Ya da şu var. Hiçbir şey araştırmıyor. Beni özellikle yakaladığı zaman bana uzun uzun sorular soruyor. Tabii ki sor. Ama benim söylediklerimle de yani sadece buna da tatmin olma. Geniş olaya bak. Birçok insana sor. Birçok foruma bak. Yani bununla alakalı arkadaşlar o kadar çok yer var ki. Ama adam mesela bir yere dayıyor. Tembellik. Bu tembelliği yapma. Şeyler var mesela, bu work and travel mevzusu var Türkiye'de. Özellikle öğrenci kardeşlerim için bunu söylüyorum. Bunun örnekleri var. Ben bizzat yaşayıp buraya gelip de benim evimi verdiğim, iş verdiğim zamanında Domino's'ta müdürken o zaman bol bol işçi alabiliyorduk. Şu anda işçilik bir durumumuz yok.
O dönemde oluyor. Geliyordu adam, ya araştırmamış, bir şirkete kanmış, inanmış, parayı basmış, atlamış gelmiş work and travel diye. Yani hem çalışacak hem gezecek sözde. Bir geliyor baba, iş yok. E iş yoksa para yok. Para yoksa gezme yok. Sokakta kalıyor. Ben kiliseden adam topladığımı biliyorum. Kiliseden gittim, adamı aldım, getirdim evime. Hatta bununla alakalı küçük bir videoda koyayım. Bak şunu keseceğim. Türkiye'de bir kardeşim var. Çok sevdiğim, birçok insan da biliyor. Cemre Demirel diye. Bu Michael Sickofield. Michael Sickofield. Onun bir hikayesi var. Ben ilk tanışma hikayemiz onunla. O hikayeyi de hemen buraya kesip koyacağım. Benim 3 aylık bir Amerika maceram oldu. Work and Travel diye bir şey var ya. Öğrencilerin gittiği böyle fakir işi. Ha. Biz Work and Travel'la Amerika'ya gittik. İlk başta Florida'ya gittik. Florida'da da ben işte Work and Travel ajantası ayarladı bize. Ben güvenlik görevlisi olacaktım. Bir de o zaman 20 yaşındayım, iyice tıfılım. 50 kilo falanım böyle. Neyse. Ya abi bu Yahudi kafası ayrı çalışıyor. Benim çalışacağım güvenlik firmasının sahibi Jacob Axelman adında, isminden de belli olacağı üzere bir Yahudi arkadaşımız. Bu herif 1000 ya da 1500 kişiyi çağırıyor. Gelin, başvurularını kabul ediyor. Hepsinden de $100'er eğitim ve başvuru parası alıyor. Sonra işe 20 kişiyi alıyor. Geri kalan 1000 küsür kişi işsiz. İyi. Harika. İşte buna ben kimmiş işi. O aldığı paraları da uçur onlara ödüyor. Böylece bedavaya getiriyor. Neyse. Bir sonra bir şey oldu bak. Hoş bir hikaye anlatayım. Bir ay Florida'da, Miami'de cepten yedik. Ucuz bir motelde kalıyoruz. Ama okyanusa kıyısı var. Denize giriyoruz falan. Ama işsiziz. Cebimizde kaldı $100. Dedik göç edelim. Baktık biz cepten yiyoruz. Bir ay işsiziz Florida'da. Kuzeye göçelim dedik. Göç edelim dedik. Nereye gittik biliyor musun? Pennsylvania'ya. Güzel bir yer. Çok hoş. Hoca efendimizin bir elini öptük. Şaka bir yana. Philadelphia'da biz araba kiraladık. 5 arkadaş. Bir de okuldan beraber gittiğim bir kız arkadaşım var. Yani sevgilim değil, kız arkadaşım. Onunla beraber 5 Türk Philadelphia'ya gittik. Bir arkadaşın ayarladığı evde kaldık. Ev nasıl bir yer biliyor musun abi? He. Zenci mahallesinde. O yaşadığımız yer tarla başının 50 kat daha varoşu. Ve herkes hapçı. Zombi gibi zenciler böyle. Kafası ayık olan adam ya. Kızın adı gözler güne alıyor. Ben ne yapacağım burada bilmem ne diye. Yani Rocky'nin doğup büyüdüğü mahallede yaşadık, tamam mı, bir hafta böyle. Paramız da yok, iş arıyoruz Philadelphia'da. Mecburen kırık dökük bir evde kalıyoruz Zenci Mahallesi'nde. Neyse, bir yandan da iş arıyoruz. Bir de oradaki Türkler de Türk görünce şey yapmıyor. Aa sen Türk müsün, gel kardeşim falan değil. Herkes insan insanın kurdudur. Herkes yani... Burada size vereceğimiz iş yok yani. Kardeşim kusura bakmayın falan diye siktir ediyorum. Neyse. Biz yine umutsuz. Cebimizde de artık $5-10 kalmış. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Umutsuz iş ararken bir Domino's pizzaya girdik. Hello falan. Bir baktık içeride pizza fırının oralarda Türkçe konuşuluyor. Ana şubenin müdürü Türk çıktı. Abi merhaba, böyle, cebimizde 5 kuruş para kalmadı, iş arıyoruz, var mı bize göre işiniz falan dedi. Adam dedi ki, çocuklar, verin bana numaranızı, isminizi, ben size döneceğim dedi. İyi, biz de numaramızı verdik ama umutsuzuz yani, hani biz sizi sonra ararız deyip sepetledi adam bizi. La akşamına adam aradı bizi. Dedi ki, çocuklar, ikinizi benim yanımda alacağım şubeye, ikinizi şu... Diğer öbür şubeye alacağım, işiniz hazır dedi. İyi dedik, adam bize iş buldu. Türk adam, o Domino's'taki bir tane şubenin sahibi olan, müdürü olan, menajeri olan Türk bize iş buldu. Onun bize ayarladığı işte Domino's'ta çalışıyoruz. Delikanlı adam harbiden. Sonra bir gün rast geldi, 3-4 gün sonra. Ben sizi eve bırakayım çocuklar dedi. Doluştuk bunun arabasına. Adam bizim kaldığımız evi gördü.
Yıkık dökük bir bina. Zenci mahallesi. Polis devriyeleri dolaşıyor ama polis arabaları geçmiyor sokakta. Polis helikopterle yukarıdan izliyor. Öyle tehlikeli bir yerde kalıyoruz. Wow. Rocky'nin doğduğu mahalle yani. Wow. Adamın adı da Fatih'ti. Fatih abi dedi ki, çocuklar hemen bavullarınızı alın, binin arabaya. İtiraz istemiyorum dedi. Biz de bunu kırın ettik ama yani istemem yan cebime koy, aldık bavulları. Biz 3 ay 5 tane Türk adamın evinde kaldık. Adam bize hem iş buldu hem 3 ay evinde misafir etti. Wow. Yani çok delikanlı bir adam. Evet. Harbiden. Maşallah. Şey bir de Trabzonlu, Müslüman, milliyetçi, solcu. Hani solcu dediğim şey komünist solcu değil. Tespihli solculardan, tamam mı? Evet. Ben de severim öyle tipleri. Neyse. Biz Amerika'da yani evin salonunda Türk bayrağı ve Kabe fotoğrafı olan evde kaldık iki ay. İşte çalıştık ettik falan. Sonra adam bana yani şey bize güvendi falan. Dedi ki Cem, biz biraz erken döndük böyle. Ağustos sonlarında falan döndük Türkiye'ye. Benle arkadaşım. Adam bana bir torba altın verdi. Tamam mı? Dedi ki bunu benim İstanbul'daki kardeşime ulaştır dedi. Bak nasıl güveniyor bana. Evet. Ben de buluştum Türkiye'de kardeşiyle, kardeşine verdim altınları falan. Neyse, aradan birkaç yıl geçti. Merak ettim ben, ne yapıyor bu Fatih abi diye. İnternetten bir araştırdım. Facebook sayfasında Fatih abi benim blog yazılarımı paylaşıyor. Vay, wow, demek ki okumuş ha. Yani, maşallah. Görüyor muyuz? İlginç. Bu da böyle bir adım işte. İlginç. Neyse, umarım bu videoyu da beğendiniz. Cemre'nin anlattıklarını beğendiniz. Dediğim gibi kestim. O Cemre'yi de oraya yerleştirdim. Bu bir buraya gelecek olan work and travelcı arkadaşlara da bir örnek olsun. Yani ne demek için bu videoyu koydum ben buraya? Adam geliyor, hiç araştırmamış, hiç bakmamış. Direkt kefal gibi atlamış Amerika'ya gelmiş. Vay ben Amerika'ya gidiyorum diyor. Ama iş yok. İş yoksa para yok. Para yoksa gezme yok. Yani bunu araştır. Geleceğin şirketi araştır. O şirkette mesela daha önce gelen insanlar var. Bak bu insanlar nasıl gelmişler Amerika'ya? Daha önce gelenler hangi sıkıntıları yaşamışlar? Sen gelirsen hangi sıkıntıyı yaşarsın? Hangi eyalete gidiyorsun? Orada o sıkıntıyı yaşadığın zaman diyelim ki mesela işle alakalı bir yer buldun. Gittiğin oraya o işi yapacaksın. Ama öyle bir sıkıntılı bir şey ki oradan seni almadılar işe. Fazla adam çağırmışlar, seni kapının önüne koydular. Alternatifin var mı? Buraya sadece bu work and travel olan değil. Normal green card çıkıyor, adam gelmek istiyor. Peki geleceksin buraya, alternatif var mı? Sırtını döndüğün zaman bir yerde mesela beğenilmedin ya da sen beğenmedin, sevmedin, dönüp başka bir yere girip gitme gibi bir şansın var mı? Bunları araştır. Bunlar çok önemli şeyler. Adam mesela bir green cardlı bir abimiz yine bu videoları yaptığımız zaman da bana yazmaya başlamış. Şu aralar yazmıyor. Kendisi bir öğretmendi. Matematik öğretmeniydi yanlış bilmiyorsam. İzliyorsa da selam olsun. Hikayesini anlatayım, isim vermiyorum. Bu abimiz, ona da green card çıkmış. Ya insanlar şu anda bana deli gibi böyle şey yazıyorlar, işte green card'a başvurdum, çıkmasını istiyorum falan. Abimize green card çıkmış. O da atlamış Amerika'ya gelmiş. Bu Pensilvanya'da galiba bir yere gelmiş. Yanlış hatırlamıyorsam Pensilvanya'da bir yere. Fakat küçük kasaba gibi bir yer. Bir Türk'ün yanına gelmiş. Adam bunu yani köpek gibi oynamış bununla. Anlattığı hikayeyi söylüyorum. Köpek gibi bununla oynamış. Pizza dükkanıymış galiba burası. Çalışmış doğru düzgün parasını alamamıştı. Galiba bir 9 ay falan da Amerika'da kalmış. Kendini bile zor igame etmiş. En son bakmış ki olmuyor. Atlamış gitmiş Türkiye'ye. Green card'ı var. Birçok insan bunun çıksa da biz Amerika'ya gitsek hayali kurarken bu adama çıkmış. Bak fakat bu adam burada yapamamış gitmiş. Sonra bana yazıyor. Diyor ki ya Fatih şimdi böyle böyle geldim. Şu durumları yaşadım, baktım olmuyor, atladım, gel tekrar geri gittim. Niye abicim geri gittin? Yani insanlar bunu yapabilmek için çok uğraşıyor. Sen niye geri gittin? Ya orada başka bir yer yoktu. Peki neye güvenerek geldin? İnternetten araştırmış bir o kişiyle, yani o dükkan sahibi kimse çalıştığı yer, Türkmüş galiba o da. Ona güvenerek Amerika'ya gelmiş. Baba sen tanımadığın, bilmediğin bir insana nasıl güvenirsin? Tek bir insana güvenmek yani hiç tanımıyorsun bile. Hadi kaldı ki alternatifin de yok. Bari birine güvendin, tamam güvendin gel. Ama bir de alternatif koy kendine. Yani orası olmazsa ben ne yapabilirim diye. Çünkü bir ülke değiştiriyorsun, dil bilmiyorsun. Cebinde geldiğin para kısıtlı. Zaten Türkiye'den gelenler gerçekten bir gariban pozisyonda geliyorlar buraya. Adam mesela 4 biriktiriyor, buraya geliyor 4 biriktirdiği 4 bir yapıyor. O biri bile
5 dakikada harcıyor. Örnek vereyim size. Türkiye'de bir kira, ortalama kira İstanbul'dan bahsediyorum. Yani tam bilmiyorum fiyatları da ortalama söylüyorum. 500 ile 1 milyar arasında ortalama bir kira. E buraya geldiğiniz zaman bir kira 500 ile 1500-2000 arasında. E dolar arasında. Dolar söylüyorum. E şimdi sen bir kirayı buraya getirmek için, diyelim ki 1000 dolarlık bir kirayı buraya getirmek için Türkiye'den buraya 4 milyar getirmen lazım. Ne getireceksin? Nereden bulacaksın? Zaten 4 milyar olan, öyle büyük parası olan bir insan buraya heves etmez. Yani arkadaşlar, hazırlığınızı yapmadan öyle üstün körü ya ben geliyorum deyip de atlayıp gelmeyin. Ya bu gelen arkadaşlar için söylüyorum. Kalifiye değilseniz, planınızda varsa Amerika'ya gelmek gibi, önceden bunun hem maddi hem manevi ayaklarının sağlam zemini oturtturun. Yani nedir bu sağlam zemin? Parasal açıdan kendinizi bir sağla, en azından burada bir düzen kurabilecek kadar şeyinizi oturtun. Maddi anlamda birikiminizi yapın. Dil çok önemli. Ya hiçbir şey bilmiyorsan belli bir altyapıyı yap. Bir kursa git, ufak bir kursa git. Altyapı olsun. Sonra bizim gibi sokaktan öğrenip de yarım yamalak bir İngilizce konuşma. Hani gelecekte de bu senin her türlü işini görecek. Burada başkasına muhtaç kalma. Bu arada arkadaşlar, köprünün bir bina var. Binanın altına girdik. Trafikte yavaş aktığından dolayı biraz karanlık oldu. Ya neyse, ondan dolayı da kusura bakmayın. Bunlar benimle alakalı olan mevzular değil. Şimdi bunların hazırlığını yapmadan buraya gelirseniz arkadaşlar, büyük sıkıntılar çekersiniz. Gelecek olan arkadaşlar için söylüyorum. Meslek babında da, ya meslek çok önemli. Meslek her açıdan önemli. Evet, belki ilk başta yapamayabilirsiniz. İlk başta buradaki olan meslekleri yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ama altyapınız varsa mesleğe geçiş yapabilirsiniz. Bir meslekten diğer bir mesleğe geçiş yapabilirsiniz. O yüzden hazırlığınızı yapın. Yani gelmeden yapın bu hazırlığı. İnsanları beklemeyin. Sonra buraya gelip insanların en büyük yaşadığı problemlerden birisidir arkadaşlar. Bu arada George Washington Köprüsü'ne çıkıyorum. Daha önce videolarımı izleyenler burayı biliyorlar ama yeni izleyen varsa onlar da görsünler. Adam buraya geliyor, Amerika'ya geliyor, bir şeyler yapacak. Hiç hazırlık yapmamış, dil yok, gideceği yer yok, olmuyor. Ya bu sefer ne oluyor? Şimdi mesela o abimiz atladı gitti Türkiye'ye geri. Baba, madem yapmayacaksın, yapamayacaksın, beceremeyeceksin, hiç başvurma. Ya belki bu işi gerçekten heveslenen, araştıran, bilen birisi, onun hakkını yiyorsun. Yani başvurdun, çıktı, gelmedi. Ya bunun gibi başka örnekler de var. Adam mesela çıkmış, buraya gelmiyor ama girip çıkış, giriş çıkış yapıyor sürekli. E baba, bunu niye yapıyorsun? Ya senin demek ki tuzun kuru o tarafta. Bari gelme, gelme de senin yerine bu hakkı gerçekten ihtiyacı olan, hakkıyla bu işi yapacak olan birisi kullansın. Yani başkasının hakkına tecavüz etme. Ama yok yani, Türkiye'de de iyi bir para kazanacak. Zihniyet bu. Bunlar bana göre zihniyetsizlik. Bu yapılan bana göre bir zihniyetsizlik. Ama zihniyet bu yani. Adam diyor ki, tamam ben orada ne yardan ne serden, Türkiye'de de para kazanıyoruz. Eyvallah. Ama Amerika'da green card'ımız var, onu da kaybetmeyelim. Niye aldın baba? Niye aldın o green card? Ben bu lafa söylediğim zaman belki birçok kişi beni eleştirecek. Çok umurumda değil benim. Ya biraz olaya bak. Senin ihtiyacın yok ki, demek ki buraya gelmiyorsun. Ama ihtiyacı olan bir insanın da hakkına girmişsin. Ya belki o gelecekti. Yani bu o bahsettiğim abi için de geçerli. Kendi benim bir akrabam var. Onun için de geçerli. Bu tarz insanlar, ya bunları gerçekten anlamıyorum. En azından başkasının hayatına tecavüz etmeyelim. Başkasının hayatından kastım hani birisinin hakkını yemeyelim. Neyse arkadaşlar. Standarttır. Köprüden geçtim. Burada videoyu kesiyorum. Şirkete gideceğiz. Şirkete gittiğim zaman tekrardan açacağım. Yolda arabayla da giderken yine sohbetimize devam ederiz. Zaten bu video zero para olacak. Neler yaptık onunla alakalı da bir şeyler anlatırız. Bu yol ne ya? Arkadaş, koskoca New York, bu kadar vergi alıyorsunuz. Düzeltin şu yolları ya. Bazı arkadaşlar diyor, işlere de sıkıntılı bir durum var ki. Bu yolu görüyor adam. Vay diyor, Amerika'nın yolları kötü. Düzgün bir yolu görüyor. Vay diyor, Amerika'da ne güzel yollar var. Arkadaşlar, güzel de yol var, kötü de yol var. Genelleme yapmayalım. Şimdilik kapatıyorum. Biraz sonra görüşürüz.
Bunları şimdi şirkete geldim. Büyük arabadaki malzemeleri küçük arabaya yükleyip sonrasında eve gideceğiz. Eve giderken de tabii ki doğal olarak size ne yaptık, ne ettik onunla alakalı bir ziyaret raporu sunacağım. Vesaire, vesaire, vesaire. Burada. Evet arkadaşlar. Tırdaki malzemeleri bu arabaya koyduk. Ve yavaş yavaş eve gitme vaktimiz geldi. Yoruldum ya. Şurada bir vermem gereken bir zarf var. İçeriye bir zarf var. Zarfı vereceğim. Sonra yola çıkacağız. Arkadaşlar şimdi durdum, yakıt alacağım, tekerimi müştekerimi şişireceğim ve gideceğiz. Bir türlü gidemedim ya. Evet arkadaşlar, şimdi yola çıktım. Arabanın benzini bitmişti, benzin aldım. Arka sol tekerim hava kaçırıyordu, hala kaçırıyor yani, bunu tamir ettirmem lazım. Çünkü eve işe gelirken de öyle iniyordu. Geldim baktım tekrardan inmiş. Neyse, havasını da şişirdik, şimdi eve kadar bizi idare etsin. Bugün pazar, yarına yaptırırız artık. Neyse şimdi kapatıyorum. Arabanın üstü açık. O yüzden çok fazla rüzgar gelecek. En azından evin oraya gittiğim zaman yavaşladığım zaman kameraları tekrar açıyorum. Ve ne yapıyoruz? Z raporunu bitiriyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, şimdi evin oraya geldim. Biraz yavaşladığım için kameraları açtım. O şeyde, highway'de, highway diyoruz biz, bu otoyolda. Hızlı gittiğim için arabanın da üstü açık, belki ses rahatsız eder. Gerçi böyle de çok iyi değil ama idare ediverin ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ya eve gidiyorum ya, içimde bir heyecan dolu. Çocuğu özledim, hanımı özledim. Nasıl anlatamam ya. Neyse arkadaşlar, biraz yavaşladık. Oyun için kameraları açtım ve Z raporuna başlayalım. Ne yaptık? Z raporunu bilenler biliyor. Eve giderken, her eve giderken yaptığım video ve orada yola çıktığım zaman nerelere gittim, onun bilgisini verdiğim aslında bir video serisi Z raporları. Neyse, bu Z raporunda arkadaşlar, daha doğrusu geçtiğimiz iki run yaptım. Artık dediğim gibi eskiden Arizona'ya sürekli gidip gelirdik. Şimdi yaz geldiğinden dolayı Arizona'da yük yok. Ve artık Kaliforniya'ya çalışıyoruz. Yazın böyle. Bu şeyde de iki run yaptım. Runları şu şekilde yaptım arkadaşlar. Birini, daha doğrusu birini derken aslında var ya, fotokopi yaptık desek yeridir. İlkini New Jersey'de bir yer var. Fenlow diye bir yer. Oradan yükü aldım. Ve şeye götürdüm yükü. Dallas'a götürdüm. Dallas'tan sonra bir McKinney diye bir yer var. Dallas'ın hemen üst tarafında bir yer. Bunların hepsini zaten haritada göstereceğim. McKinney'e gidip oradan başka bir yük aldım. Kablo aldım. Kabloyu da Kaliforniya'da bir San Bernardino diye bir yer var. Pardon, özür dilerim. San Francisco'nun olduğu yer. San Francisco'nun karşı tarafına San... Söyleyemedim. Bak geçen videoda da söyleyememiştim. Neyse, haritada gösteririm. Oraya götürdük. Bu San Francisco'nun karşı tarafında bir yer. Oraya götürdüm. Sonrasında yine oradan, Salinas'tan iki ayrı yerden yük topladım ve New York'a Baldor denen bir yer var. Bronx'un içerisinde Baldor diye bir şirket var. Oraya götürdüm. Sonra ardından tekrardan Pensilvanya'ya döndük. Pensilvanya'dan bir yük aldım bu sefer. Pensilvanya'dan aldığım yükü de yine Dallas'a götürdüm. Dallas'tan bu sefer yine aynı McKinney dediğim yere, yani dedim ya, fotokopi gibi bir şey oldu. McKinney dediğim yere götürdüm ama oradan McKinney dediğim yere gittim. Oradan tekrardan aynı yerden kablo aldım. Bu arada bu kablo aldığım yer de yani üst üste denk geldi. İlk kez giriyorum. O yükleri de aldım arkadaşlar. Sonrasında şeye gittik. Bu sefer San Francisco değil de Los Angeles'ın yakınlarında bir yere gittim. Los Angeles'ın yakınlarında bir yer vardı. Oraya bıraktık yükü. Oops. Los Angeles'ın yakınlarında bir yere yükü bıraktım. Sonra boş olarak San Francisco'nun tarafına doğru çıktım. Bu Salinas diye bir yer var. Daha doğrusu Patterson diye bir yer. Patterson deniyor. Kaliforniya'da. Oraya gittim. Oradan da tekrardan yükü aldım. Ve bugün, daha doğrusu dün akşam New York'a, bu Baldor dediğim yere tekrardan gittim. Bu Baldor'a biz çok çalışıyoruz arkadaşlar. Bu Baldor'a sürekli gidip geliyoruz, Baldor dediğim yer. Yani Bronx'ta olan bir yer. Oraya gittim. Bu sabah yükü bıraktım. Şansıma işte 3 tane palette yıkılmıştı. Neyse, Allah'tan bir sıkıntı yoktu. Paletleri başka bir palete kendi elimden aktardım. Biraz yoruldum ama olsun, o kadar. Bir sıkıntı olmadan atlattık en azından o işi. Ve atırı bıraktım. Normal küçük arabamı aldım. Eve gidiyorum. Eve gidiyorum. Çok güzel bir şey ya. Eve gitmedim. Bilmiyorum ya. Bu çocuk olduğundan beri dışarıda kalmak, yolda kalmak o kadar zor geliyor ki bana. Bu videoları ilk başladığım zamanda, ilk videoları yapmaya başladığım zamanda ilk yaptığım Z raporu, hatta en az izlenen videolarımdan biridir o. Orada bir oyun yapmıştım. Hani videonun altında bir yorum istemiştim sizlerden. Aklıma geldi. Şimdi bir tane daha yapacağım öyle. Bir hikaye anlatacağım size. Şimdi bu Picasso'nun, pardon, Leonardo da Vinci'nin bir İsa'yı tasvir ettiği bir fotoğrafı var. Son Yemek diye, İsa ve havarileri yanlarında. Orada birisini kötü tasvir etmesi gerekiyor. Biri de İsa, iyi olması lazım. İsa'ya ihanet edenlerden birisinin kötü olması lazım. Şimdi tabii İsa döneminde yaşamadığı için kardinal buna böyle bir görev vermiş. Böyle bir portre çiz. Bu portreyi işte anlatmış durumu. Bir tane İsa'yı satan, İsa'yı ihanet eden bir kişi var. Onun havarilerinden birisi. Bir de İsa'nın normal havarileri var. Bunu o Son Yemek resminde, ama bu resmi internette de bulabilirsiniz arkadaşlar. Sonra Da Vinci başlamış fotoğrafı çizmeye.
O bölgede işte iyi insanlardan birisi, bilinen bir daha doğrusu bu kardinallerden birisi. Onlardan birini buluyor. İsa'ya iyi bir de yüzü var. Onu alıyor. Resimde İsa'yı gösteren, yani iyi gösteren kişi olarak o dönemdeki o resimde gördüğünüz kişi olarak çiziyor. Sonrasında aradan biraz zaman geçiyor. Kötüyü tasvip edecek birini bulamıyor. Araştırıyor. Kötüyü tasvip edecek biri lazım ona ki fotoğrafta kötüyü tasvip edecek kişi de o olsun. 3 yıl falan bakıyor. 3 yıl araştırıyor. 3 yıl bulamıyor kimseyi. En son bir gün bir yolda giderken bir bakıyor. Sarhoşun biri kenarda yatıyor. Kafayı bulmuş yatıyor. Diyor ki yardımcılarına bunu alın gelin diyor. Ve bunu diyor kötü olarak çizeceğim. Alıyor bunu yardımcıları ve fotoğrafı, resmi çizdiği yere götürüyorlar. Sonra orada resmi çizmek için adamın ayılmasını bekliyor. Adam bir ayılıyor. Diyor ki ben bu resmi biliyorum diyor. Diyorlar nereden biliyorsun sen bu resmi? Bundan diyor 3 sene önce diyor ressam beni çağırmıştı ve benden İsa'yı iyi tasvip edecek kişi olarak poz vermemi istemişti. Ben o pozu verdim diyor. Yani aradan 3 sene geçiyor. Aynı adam. İş bu ki iyi tasvip edildiği resimde bu sefer kötü rolde oluyor. Yani aynı insan iyi de olabiliyor, kötü de olabiliyor. Hikaye bu. Sorum da şu arkadaşlar. Sizlerin kişisel iyi ve kötü tasvipleriniz neler? Yani sizin için mesela bu arabaya binmek iyidir. Kiminin de yürüyebilmek iyidir. Kimininkisinde bir eş bulabilmek iyidir. Kimisi kaybettiği eşin yıllarca acısını çekerek yaşadığı kötülüktür. Yani iyi ve kötü tasvifinizi bu videonun altına yorumlara yazın. Bu seferki videomuzda da böyle bir oyunumuz olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Hepinize saygılar, sevgiler. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğenenler paylaşsın gitsin. Hayallerinizin peşinden koşmaya devam. Bay bay. Ayakları yandı. Bak kim gelmiş? Baba oğlum kavuşması. Baba mı gelmiş anne? Sıkıyor, sıkıyor ya. Sıkıyor mu? Sıkıyor. İnşallah benim. Sıkıyor çok ama. Özlemiş babayı, çok özlemiş. Sakalın mı battı? Yavrum benim nasıl özlemiş babayı? Sıkı sıkı soruluyor ya. Özlemiş demek ki.